yapalım o zaman. Bir sosyal medya turu yapalım. O zaman göreceğiz zaten. Göreceğiz. Magazin dünyasında ne var ne yok hepsi magazin turumuzda. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy kameralara yansıyor. Bir çekim için geldiğini söyleyen Esmersoy'un doğum gününü kutluyoruz. Peki Burcu Esmersoy doğum gününde ne diledi? Hayatında hiç keşke dediği anlar oldu mu? Burcu Hanım'dan geçiyoruz, yakışıklı mı yakışıklı oyuncu Engin Altan Düz Yatan'a. Engin Bey kendisini bekleyen habercileri görünce karşılama töreni deyip gülüyor. Yakışıklı oyuncuya Diriliş Ertuğrul'dan rol arkadaşı Serdar Gökhan'ın Burak Özçivit'in Engin Bey'e göre Osman Bey rolünü kaldıramadığı açıklamasını soruyoruz. Yakışıklı oyuncu hiç o toplara girmiyor. Ve lüks motoruna binip veda ediyor bizlere. Kameralara Özlem Yıldız takılıyor. Aslında takılmıyormuş. Muhabirler kendisini maske ve gözlükten tanıyamamış. Özlem Hanım öyle bir konuşmaya başlıyor ki bir ayrılık mı var diye sorasımız geliyor. Fakat işin aslı başkaymış. Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Şevval Sam, eski model klasik arabasıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Acelesi olan Şevval Sam'la kısaca sohbet ettik. Sunucu Özge Ulusoy şık sokak tarzıyla karşımızda. Geçenlerde yapılan Yıldırım Mayrun jübile defilesine katılamadığını buruk bir şekilde anlatıyor. Ulusoy'dan geçiyoruz yakışıklı oyuncu Ümit Kantarcıoğlu'na. Beyefendinin yanındaki hanımefendi dikkatimizi çekiyor fakat düşündüğümüz gibi bir şey yokmuş. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'ten haber var. Geçirdiği beyin ameliyatından sonra kendisinden uzun bir süre haber alınamayan usta oyuncunun bu fotoğrafları sevenlerini çok sevindirdi. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic doğum gününü kutladı. Doğum günü için kendisine 100.000 TL'lik çanta alan Bilic hayret ettirdi. Doğum gününde Cemalcan Cansevenle Danla Bilic'in bu videosu gündem oldu. Kocaeli'nde bir mekanda sahne alan Linet, yetkililerin konserde denetim yapması sonucu programı terk etti. Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in oğlu Kuzey 1 yaşına bastı. Çift bu unutulmayacak anları sevenleriyle paylaştı. MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'a ünlü popçu Sinan Akçıl'dan destek. Akçıl, Ortaç için çok iyi bir doktor bulduğunu ve bunu Serdar Ortaç'a söylemeye gittiğini belirtti. Serdar'ı iyileştireceğim, daha doğrusu vesile olacağım dedi. Ünlü oyuncu Hande Ataizi bir YouTube programına konuk oldu. Gençlik yıllarına dair samimi açıklamalar yaptı. Üniversite yıllarında çekingen bir kişi olduğunu söyleyen Ataizi, bu özelliğini aşmasında ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter'in büyük payı olduğunu söyledi. Atiye'nin yıldızı Mehmet Günsür, İtalya'da yayınlanacak bir gençlik dizisinde orkestra şefi olacak. Şükran Ovalı bir gazeteye annelik süreci ve kariyerine dair samimi açıklamalar yaptı. Anne olduktan sonra oyunculuğu bırakır mısınız sorusuna, oyunculuktan vazgeçersem kendimden vazgeçerim, kızıma iyi örnek olmak için çalışan kadın olmaktan vazgeçmeyeceğim dedi. Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı paylaştığı bu videoyla takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Rubato grubunun solisti Özer Arko'nun sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle 35 yıl hapsi isteniyor. Şuursuz Aşk filminin yönetmeni Umut Ertek'in çektiği mini fenomenin fragmanını geçtiğimiz ay vermiştik.
Şimdi de çok keyifli kamera arkası görüntüleri sizlerle. Evet, şimdi magazin turuna başladık. Daha doğrusu sosyal medya turuna başladık. İlk haber dikkatimi çekti. Serdar Gökalp, çok büyük bir isim. Onun bir lafı var. Demiş ki, Burak Özçivit Engin Altan Düz Yatan kadar rolüne kaldıramadı, role giremedi demiş. İkisi arasında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Engin Altan daha mı iyiydi dönem dizisi için? Burak biraz fazla poz kesiyor. Çok poz kesiyor. O kadar doğru bir şey söyledin ki. Güzellik ve yakışıklılık kaygısı. Evet. Poz kestiği için yani kameraya bakarken bakışları falan fazla poz olduğu zaman inandırıcılığını kaybediyorsun. Oradan ben bir tek eleştiriyorum Burak'ı. Bir de artı ne? Çok fazla kampanya yapıyor. Çok fazla kampanya yapması, televizyon, YouTube neyse ne. Reklam filmi. Çok reklam yapması inandırıcılığını kaybettiriyor. Çünkü orada o kadar güzel gözüküyor ki o yüzden de rolüyle gerçek hayat birbirine karışınca seyirci inanmamaya başlıyor. Evet. Bu tam anlamıyla şey gibi hani botoks çok oyuncuya giden bir şey değil ya, ağlarsın bir türlü o şey ifadeyi veremezsin ya da ne bileyim çok sapsarısındır, durumu kötü olan bir oyuncuyu oynayamazsın falan gibi. Şimdi bence o girift tam anlamıyla Fahriye ile ikisinin çok flash çift olmasıyla çok da alakalı. Çok fazla flash ama. Ama hepsi flash çifti. Evet. Yani ama mesela Engin dizide. Belki şeydi flash ama Muhteşem Yüzyıl zamanında Halit... Hiçbir zaman evet. Onu başka görmedik. Normal kıyafetiyle görmedik. Yani adamı kanuni olduğuna inandık yani. Çok adam rolüne giriyor yani. Hatta Berbizar demişti ki eve bir giriyorum Sultan Süleyman evde dedi yani. Aynen. O kadar inanmış. Yani doğrusu bu olmalı ve görünmemeli. Bu kadar para için kampanya çekmemeli. Ve bu kadar tabii ki afiş olmamalı. Tabii ki biz onları görmek istiyoruz. Biz görmek isteyelim ama göremeyelim. Tabii şöyle bir şey var. Belgüzar'dan ve diğerinin eşi kimdi? O zaten Gülşah. Kızıyla Asil evli. Şimdi bu kız biraz öne çıkmayı seven de bir kız. Burak'ın karısı Fahriye. O da güzel bir kız. O da oyuncu. Ve oyuncu tabii. Yani... Ama Belgüzar'ın öyle iddialı şeyleri yok. Bu da çıkmak istiyor. Bu sefer bunlar çift olarak popüler oluyor. Aslında Burak hiçbir zaman çok fazla fotoğraf koymayı tercih etmiyor. Evet. Bazı erkek fotoğraf koymayı tercih etmeyebilir. Hayır, koymuyor. Ama çünkü kampanyalar onu istediği yerden alıyor. Çok güzel tamam, çıkıyor alıyor, ya o evet. Kampanyalar. Ama onlar da şimdi tabii su akarken dolduracaksın. Özbekistan'da bile inşaat projesinde reklam yaptı yani. İşte, her yerde. Çocuklar tabii. O zaman işte böyle eleştiriler tabii ki gelir. Ama bence haklı bir eleştiri. Tabii ki haklı. Evet, yani siz de mi aynı fikirdesiniz? Haklı. Aynı ama bir ben de çok şunu da söylüyorum. Şunu da söyleyeyim hemen. Bu unutulmamalıdır ki dönem filmi de olsa tarihi de anlatacak olsanız bu işin içerisinde aşk olmazsa, bu işin içerisinde kadın olmazsa, entrika olmazsa bu olmaz. Ilgili. Belgesel seyretmeyi sevmiyoruz yani biz hikayede kadını görmek istiyoruz, aşkı görmek istiyoruz. O yüzden de bunu aza indirgediğin projeler tutmuyor. Yani şöyle söylemek istiyorum. Yani bu dizide yani hiç yok. Neredeyse. Yok yani, mu? Çok az yani. Yok. Öyle mi? Devamlı evet. Bir sabah yani belgesel seyretmek istersen bunların Allah'ını yapıyorlar zaten. Onu seyredersin. Şimdi ama dizi seyretmek istiyorsan ben oradaki kadını görmek istiyorum. Ben oradaki hikayeyi görmek istiyorum. Şeyde yani, vardı. İlk olanda vardı. Güzel. Muhteşem 100 yıl kadar bu kadar başarılı bir şekilde hiçbirisi işlenmedi. Ama bunlar da güzel ama benim tavsiyem mutlaka aşk koysunlar. Orada o zaman da aşk vardı canım, mutlaka Engin yani. Engin Altan'da vardı ama kadınlar aşk bilmem vardı. Ne. Minik minik entrikalar. Ama orada ama. Evet işte ama hayır doğru ama. Söylüyorsun hani kadın her yerde olacak. Olur. Aşk olacak. Evet, kadın, çok güzelsiniz. Kadın her yerde olacak. Yani Muhteşem Yüzyıl'ı Kanuni evet çok önemli bir performans sergiledi ama Hürrem yüzünden seyrettik. Bu bir gerçek yani. Entrikalar. Ya tabii canım Sultan Süleyman dişine falan vurulduk hepimiz. Yani. Şimdi Şuursuz Aşk filminin hem yapımcısı hem yönetmeni hem senaristi bir başka film yapıyor. Minik evet. Fenomenler diye. Minik evet. Fenomenler ve biz istemişler. Ay ben de ismini yapacaktım. Minik Fenomenler ya biz de minik olduğumuz için bizi de alsınlar diyecektim. Söylemezsem olmazı diye filmde istemişler. Evet yani onlar da tabii seri dizisi var filmleri. 1 milyon dolar hayatım. 1 milyon dolar. Filmleri
seyredilmesi istedikleri için bize geldiler. Yapımcısıyla da tanıştım. Siz ikiniz yoktunuz. Dedim ki Bircan ve Artun'un rolü biraz daha ufak olmalı dedim. Ben Seren olduğum demiştir için dedim. Demiştir hayatım. Bak, bu demiştir. Olursa dedim kabul ederim dedim. Tabii ki dediler. Onun dışında bana bir tane daha film çekme sözü verdikleri için kabul ettim ben. Şey Bilal'in filmlerinden. Aynen. Bu filmde biz de olacağız arkadaşlar. O yüzden gidebilirsiniz. Bircan, ben Arto. Ve Bilal Özbilge. Bilal Özbilge'den var. Bizi niye çağırıyorlar onu anlamadım. Yani gerçekten de bu kanaldan çıkan herkes meşhur oluyor yani. Evet. Çünkü teklifler bana geliyor, ben sizin için değerlendiriyorum. Aslında yani. Çocuklar bu filmi kaçırmayacaklar, öyle söyleyeyim. Bunlar da küçük fenomenler. Onlarla alakalı bir hikaye. Öyle mi? Evet. O zaman biz birbirimize yararlı olacağız. Tabii. Biz de gençlerle birlikte olacağız. Senaryodan minik bir tiyo verelim mi o zaman Bilal Bey? Tabii. Senaryoda bizim programımıza Bilal Bey'in yanına geliyor çocuklar fenomen evet. oldukları için. Biz de onları yayına çıkartıyoruz. Evet. Film aslında söylemezsem olmazla başlıyor yani. Tabii. Vay. Zaten öyle olursa seyredilecek çünkü yapımcı akıllı. Evet. Yani. Umut söylemezsem değil mi? Umut Bey. Girerse Umut Ertekin. Zaten giren Umut Bey'e de çok sevgiler, selamlar. Selamlar olsun. Bol bir şey demeye Umut gerek yok zaten. Işığımız önemli. Işık ve açılar. Kuaför önemli. Bak ben canından bezdirir seni. Sen bunu tanımıyorsun. Canından bezersin. Yemin ederim. Şuna bakma, Seren gibi oynatacak. Ona göre hazırlıklıdır herhalde. O zaman evet. Instagram adresimi veriyorum. Arto Dalga. Arto Dalga yazın ilk bir dakika belki çıkmamış olabilir. Bircan ne var? Sanki Bircan böyle... bir şeye dikkatli bakıyor valla. Turdan başka ne konuşalım diye şey çok hoşuma gitti. Ay. Engin Altan'ı konuştuk ya Bilal, biz neredeydiniz? Ben şey... Danla Bilic'in çantası için ne diyorsun? 100 bin liralık çanta almış. Şimdi bu gerçek mi onu bilemedim. Gerçektir. Çanta mı gerçek mi haber gerçektir. Mi? Ne? Çanta da gerçek olabilir. İkisi de gerçektir çocuklar. Aylık kazancı zannedersem 500 binle... 600-700 bin arası. Peki nereden kazanıyor? Ben gerçekten merak ettim. Gerçekten influencer ve yani... gördüğün gibi özel koleksiyon. Ha. İşini bence çok iyi yapıyor. Dediğim gibi ilk ya başta... Ya ama bir şey nereden geliyor parayı merak ediyorum. Vallahi bütün çok ciddi soruyorum. Sen reklamlı reklamlarından mı? En büyük kozmetik reklamlarından... Yukarı kaydır. Senin gibi kaydır. Bayılıyor. Ben Bircan'a diyorum ki kaydır Bircan. Ya ben böyle bir şey görmedim. Kendinden çok... Bunu almak istiyor kaydır. Şunu mu almak istiyor kaydır. Bunu mu almak istiyor kaydır. Onlar da öyle işte. Kız kocanı da koy oraya kaydır. Kaydır. Onu da kaydır anca gider. Yazık çocuk işin için gidiyor çalışıyor. Biliyorum. Kızına ama düşüyor. Karısına düşüyor. Şeyma ay tabii. Bana... Artık sevmiyorum. Peki bir de Şeyma'yı konuşalım diyoruz. Ay Şeyma'nın o dediğimiz görüntü değil mi Bilal Bey? Şimdi o görüntüyü bir verelim. Seren sen de bir bak dikkatli. Yani... Bakamıyoruz çünkü biz bunu blurladığımız için yani. Peki sen orijinalini gördün mü? Görmedim. Hayır, hiç bir atsana için, ben göstereceğim. O zaman için... sen gösterirken ben şöyle anlatayım. Yazı da şöyle açıyor. Diyor ki. Göbeğindeki o şey var ya fermuar kısmı. Hani Türklerin düğme. Adetidir yani bizde adettir gibi bir şey söylüyor. Çok gersek açarız. Ortak bir şeydir diyor. Bir şeydir evet. diyor. Ortak yapılan bir şeydir diyor. Harekettir diyor. Ama bunu açıyor. İngilizce fakat, yazıyor canım benim fakat, ya. Görüntü öyle veremiyoruz ki sanki iç çamaşırı yokmuş gibi diyor. Kardeşim diyor. Yani şuralara kadar gözüküyor yani. Şuralara gözüküyor kadar. Gözüküyor mu onu söyle. Şuralara yani, kadar gözüküyor yani evet. aşağılara kadar. Ve ama çok şaşırmamak lazım. Yani bu kızın zaten başka türlü gündeme bak. Bu yani bir önemli bir şahsiyetli bir mesleği yok. Acun Ilıcan'ın eski karısı, bir önceki karısından ayırmasına sebep olan eski karısı. Bu bir tane İtalyan çocuklarıydı. Onunla bahsedildi. Bu kızın zaten başka türlü bahsedilme gibi bir sistemi olamaz ki. Nesinden bahsedeceğiz mesela? Yani normalde bir çay içmesinden bahsetmeyiz. Çünkü önemli bir şahıs ya mesela. Hani Hülya Avşar bir bebekte kahve içse bahsederiz. Ya da işte evet. çocuklar ama için şimdi, yararına bir şey yapsa ya da. Herkesin ortak yapmış olduğu hareket olabilir. Hepimizin böyle pantolonu daha gelir çok yediğimiz zaman bir düğme açıveririz. Orada onu söylüyor İngilizce. Tamam onun söylediğini ama, biliyorum. Ha. Ama açıp kimse görev göstermiyor ya orayı o açıdan. Yani herkesin ortak hareketi bu olmuyor aslında. Ortak hareketimiz biz bunu göstermeden ve saklı bir şekilde
açıyoruz. Siz o kadar açıyor musunuz hanımefendi? Üzerine de tişörtümüzü indiririz. Siz o kadar açıyor musunuz hanımefendi? Ben açsam da çıkıp da gösteriyorum burama. Ya da değil mi bir selfie ya da bir şey? Yani hayır açarsın. Üzerinde açılmasını bir şeyin varsa aşağı indirirsin. Gizli yaparsın ayrıca bunu. Selfie çekersin hani şöyle açıp bunu da şunu şöyle, şöyle açmazsın. Açınca da bir de kameraya dolsun evet. Dur bakayım bir. Ha. Şunu da çekeyim demezsin. Öyle bir ortak hareketimiz yok yani. Onu bizim ortak hareketimiz yok. Şimdi, şiştik, açtık, kapadık. Bilal ve sabah şiştin, açtın, açtın. Ya bravo. Ya şiştiysen kapat değil mi? Bravo. Aynen. Şimdi Bilal'le tartıştık. Dedim ki belki dedim çok çok aşağıdan başlayan bir iç çamaşırıdır dedim. Bilal evet. Dedi ki Rica'cığım hepimiz... Tartışmalarını sabahın yedisinde... Göbekten başlar diyor. Ya sabahın yedisinde böyle bir tartışma... Kulise mi geldi Arto? Biz don nereden başlar? Göbekten mi başlar? Aşağıdan hayatım, mı başlar? Oradan da başlasa, aşağıdan da başlasa... Sana bunu düşündürtebilecek her türlü hareketten bir kaçarsın. Annesin. Aynen. Kız çocuğu annesisin yeter yani. Bu kadar da değil artık hani... Bir de takipçilerinin çok fazla yaşı küçük olduğunu da hatırlatıp aslında kimlerin sizi izlediğinizi bir kendiniz hatırlayın isteriz. Ama siz de 200'lüsünüz ya. Verdik. Sizin bazılarınız 200'lü bırakın bu işleri. Ne? Yani 200'lüler. Herkes için demiyorum. Onu takip edenler veya ay Şeyma mı? Şeyma'ya bakayım. Ay bilmem ona bakayım. 200'lülük ya. Yani hayatım o aslında... İlla çok sevdiğin birisini takip edeceksin. Sen de söylersin bunu. Bir şey tamam. Yok. Ama bir şey diyeceğim. Da takip ediyorlar şimdi yani. Şimdi sen önemli bir firma olarak gidip ona reklam vermemen lazım. Kim veriyor gidip ya? Bilmem bir tek Şeyma için söylemiyorum. Yani kimse reklam verdiği falan yok. Hani bu tip insanlara neler yapıyorlar biliyorsun ve ayda bilmem kaç para kazandırıyorlar. Vallahi hiçbir liyakat yok. Bu, yani hiçbir şey yok. Ben yine de söylüyorum. Yani bir başkasınınla evliyken aa terlikleri burada ha. Deyip sallayan bir kızın bu yaptığıyla o yaptığını hiçbir farkı yok bence. Onu yapan bunu yapar zaten. Yani beklenilebilir bir hareket tabii diyorsun. Ki. 3 milyon kişi tabii de onun ki. Arkasında durdu işte. Tabii ne ki. Kadar takipçisi varsa demek ki siz bunu tasdik ediyorsunuz abi. Tasdik ediyorsunuz. Ya da gösterdiği yerleri aa. Görmekten memnunsunuz. İnşallah bir gün sizin de kocanızı alırlar. Yani şöyle tabii. Bir şey var. Bir başkalarını eleştiren insanlar yani buna gazetecilerde çok tatlı bu French Bulldog mu ne oluyor French evet, Bulldog galiba de. Değil mi ben sana bir şey söyleyeyim mi burası yani gün geçtikçe hayvan alanlarını ve insanlarla alakasını kesip hayvanları çoğaltanların sayısı neden arttı? Bunlar ne kadar iyiler ya. Çünkü hayvan bunlar ne kadar iyiler. İnsanlardan bir geri dönüşüm alamıyorlar. Geri dönüşüm aldıkları kötülükten başka bir şey değil ya. Yani şu yanımdakilere bugüne kadar o kız arkadaşlar onlara yapmış olduğum iyilikleri ki gerçi köpeklere de yaptım. Bir onlara yaptıklarıma bak neler işte bu hayvanlar bile daha kaliteli. Sana yemin ediyorum bak gerçekten. O yüzden bence. İnsanlarla görüşeceğinizde bunlardan alın. Bunları besliyorsunuz. Bak, mesela alın bunları modacı yapın. Bunları doktor yapın. Fenomen yapın. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunlara vermiş olduğunuz lokmayı onlar hiç unutmayacaklar. Öbürler unuttuğu gibi unutmasını sizin kötü olmanızı isteyecekler. Sizi dans etme nedir ya? Bu nasıl tatlı çok bir şey ya? Gerçekten çok tatlı. Dünya yüzünü alın. Aklımı şaşırıyorum. O zaman bugün böyle güzel hayvan haberlerinden gittik. Minik serçeden muhteşem bir jest var. Hafta başından beri aklımızda. Evet. Onu söylemezsek evet. Tabii ki olmaz. Ebu Şallı'nın vefat eden meleği Pars için oraya hep kediler geliyordu ya. İki tane yuva yapmış. Evet. Bir bakalım mı bu anlamlı harekete? Geçtiğimiz yıl lenfoma kanseri sebebiyle oğlu Parstan'ı toprağa veren acılı anne Ebru Şallı'ya yüzlerce destek mesajı yağmıştı. Bu mesajlardan belki de Ebru Şallı için en kıymetlisi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den gelmişti. Gonca Derin'in bu hareketi 7'den 70'e herkes tarafından desteklenmiş, böyle bir günde küslük olmaz dedirtmişti. Bu süreçte herkes Ebru Şallı'ya destek olmuştu. Fakat tabii ki de en çok destek olan kişi eşi Uğur Akkuş'tu. Artık ben de eşi olarak ona da destek veriyorum tabii. Çift Ebru Şallı'nın moral depolaması için tatile çıkmıştı. Başta her şey yolunda gidiyordu. Şallı sosyal medyasından paylaşımlar yapıyor ve Pars'ı da anmayı ihmal etmiyordu. Müzik
paylaşımlara herkes dert ortağı olurken nedense Ebru Şallı'nın kendisini paylaştığı mutlu anları bazı kesimlere batmıştı ve kötü yorumlar almasına sebep olmuştu. Ebru Şallı da çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim diyerek ateş püskürmüştü. Ebru Şallı bir süre sonra kamera karşısına geçmiş ve artık dayanamamış olacak ki gözyaşlarına boğulmuştu. Bu yorumları bir şekilde sineye çekebilen Ebru Şallı'ya belki de en büyük darbe başlarda büyük bir erdem gösterip yanında duran Gonca Derin'den gelmişti. İstediğini yapsın, mayo giysin, kimsenin karışmaya hakkı yok ama bunu çocuğuna bağlamasın. Gonca Derin Şallı için bu vicdan yoksunu açıklamayı yapmıştı. Bu olaylar sonrası iddialara göre Şallı bu kötü yorumların merkezinde Gonca Derin'in olduğunu iddia etmişti. Gonca Derin de buna cevap olarak "Bu kadar işimin arasında hiçbir üretimi olmayan bir kadınla uğraşmak zorunda kalıyorum. Geçmiş 40 yaşını hala şöhret olma peşinde" ifadelerini kullanıp Ebru Şallı'ya nefret kusmuştu. Ancak bu iddialar daha sonrasında asılsız çıkmıştı. Günümüze yaklaştıkça olaylar dinmiş ve Ebru Şallı ve Uğur Akkuş kimseye aldırış etmeden aşklarını doyasıya yaşayıp hayata tutunmuştu. Eşi Uğur Bey'le yemek yiyen Ebru Şallı çok samimiydi. Ebru Şallı'ya Bodrum bir hayli iyi gelmiş gibi. O sırada Uğur Akkuş geliyor ve muhabir arkadaşlara çok güzel bir jest yapıyor. Uğur Bey tam gidelim biz dedi fakat konu evlilik yıl dönümünden açılınca Ebru Şallı biricik eşine aşk dolu bakmaktan kendini alamıyor. Önce Ponçik'in doğum günü, sonra da evlilik yıl dönümü. Ebru Şallı'nın duygusallaştığını fark eden Uğur Bey eşini götürmek için yine atak yapıyor. Biz de daha fazla tutmak istemeyip çifte teşekkür ediyoruz. Bu güzel röportajın ardından Ebru Şallı için belki de son zamanlarda aldığı en anlamlı desteğe geçiyoruz. Türk müziğinin minik serçesi Sezen Aksu, Pars'ın tedavi sürecinde Ebru Şallı'yı ve ailesini hep arayıp sormuş, destek olmaya çalışmış. Desteğini acılı ve zor günler geçiren aileden hiçbir zaman esirgemeyen minik serçe, aradan uzun bir süre geçse de yine destek olmayı ihmal etmiyor. Hayatta olduğu o küçük süre boyunca kedileri çok seven Pars'a Sezen teyzesinden anlamlı hediye. Minik serçe Pars'ın mezarının başına iki tane kedi yuvası yaptırmış ve görevlilerden sürekli su ve mama bırakmalarını tembih etmiş. Eğer küçük Pars bunları uzaklarda bir yerden izliyorsa çok mutlu olduğundan hiç şüphe yok. Biz de Pars'ın geçmiş doğum gününü bir kez daha kutlayıp Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un evliliğine nazar değmesin diyelim. Ben anneme aşığım. Evet. Lafı hiç unutamıyoruz değil mi? Ben anneme aşığım dedi ve melek oldu. Peki o zaman o güzel jesti konuşalım. Kediler için yapılmış bir şey daha doğrusu. Ya biraz da böyle gönül ferahlığı göstermedi mi bu görüntü? Ne kadar üzerine gittiler çünkü Ebru Şallı'nın? Ebru Şallı'nın üzerine gidiyorlar çünkü Türkiye'de kim oynamazsa, kim real davranırsa onun üzerine gidiyorlar. Bir de güçlü görünüyorsa. Oynuyorlar. Oynayanlara vah diyorlar. Şimdi mesela bu kızın koskocaman bir hastalık sürecinde hiçbirimize duyurmadan Çok bir seneyi geçen iki seneye yakındır bunu çektiler. Ve hiçbirimiz duymadık, ajitasyon yapmadı, hastaneye kapılan gazeteciler çağırmadı. Aynen. Çocuğunu kaybetti ve bu adamla da mutlu olmak istiyor. Tabii ki yani hayatım. Bu arada da bir tane eski eş. Bak şimdi ben biliyorsunuz eski eşlerin hep yanındayım ama. Ama artık bunlar evlenmişler. Ve adam seninle gitmiş ve bu kadının acısı çok var. Acı. Çocuğu ölmüş. Artık yani giden bir adam bir başkasının elini tuttuktan sonra evlenmiş artık. O yüzden de daha fazla kalan kadına yani geride kalana konuşmak onun için yakışmaz. Artık bunu bence... neydi hanımefendinin Gonca adı? Gonca Hanım artık bu işten vazgeçsin. Kendi hayatına baksın o da. O da kendini de kendi hayatından da vazgeçmiş. Acı çok büyük bir kere. Yani. Evet o çok büyük bir acıyla kocasını belki ya da yuvasını dağıttı ama acı şimdi Ebru Şallı'nın acısı çok büyük. Hiç oradan vurulmayacak gibi değil. Böyle, yani evet. Kesinlikle yani, hiç böyle bir şey bir evlat acısı kadar. Ay Allah kocandan boşanmışsın. Ay. Birisi evlat acısı, birisi ay. Kocandan boşanmışsın. Hala peşindesin. Yani, hala evet. Bu ülkece, hastalıklı bir şey olmaya ülkece başlıyor. Ülkece sorunumuzdur. Haklıyızdır ama haklı kalamayız. Tabii. Haklı evet. Kal, sessiz evet. Kal. Güzel söyledin. Ülkece evet. Bizim en büyük sorunumuz budur. Yani bazı şeyleri Allah'a havale etmek. Allah'a havale edeceksin. Ve serbest bırakacaksın, gidecek. Çünkü hayat hepimizin önüne...
yaşatılanlardan sonra muhakkak yaşatıyor. Yaşatıyor. Ve muhakkak onların, Ebru için söylemiyorum ama muhakkak zaten bir şekilde cezalandırıyor Allah. Ve sana mükafat olarak yaşadıklarını veriyor. Ona da ondan da alıyor. Dolayısıyla bu bir sistem. Bunu konuşarak, ederek, yaparak artık bundan mutlu olmaya baksınlar. Sen de kendi hayatına mutlu olmaya bak. Peki o zaman bir reklama gidelim. Dönünce bir acı haber daha vereceğiz maalesef. Dün hepimizi çok üzdü ve çok acil bir ölümdü. Özgün Amal'ı konuşacağız ve daha birçok şey, reklamlar.